Merhaba, orijinalini Duke Üniversitesi'nden Andrew Jane yakın anlattığı dersin ikinci bölümündeyiz. Bu videoda Madame Chatele hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz. Birinci bölümde de konuştuğumuz gibi Madame Chatele'nin yazdığı Fiziğin Temelleri kitabının en ilginç yanı ne tam bir Newton'cı ne de tam bir Leibniz'ci olmasıydı. Aksine Chatele kendi yolunu kurmuştu. Madame Chatele felsefeye Newton'cı bakış açısıyla bakmanın eksik bir yönü olduğuna inanıyordu. Ancak bunu anlayabilmek için aklımızda tutmamız gereken bir şey var. Isaac Newton bugün bizim için harika bir bilim insanı. Fakat 18. yüzyılda herkes Newton'un ve takipçilerinin doğayı anlamaya yönelik bir yaklaşım sergilediğini düşünüyordu. Örneğin insanların anlayabileceği doğa güçlerinin olduğunu ve bu güçlerin çok çok büyük mesafelerde geçerli olduğu fikrini savunuyorlardı gözlem ve deney yapmayı savunuyorlardı. Doğanın anlaşılmasına yönelik bu yaklaşım 17. yüzyılda Descartes'te gördüğümüzden veya 18. yüzyılın başında Newton'un en büyük rakibi Leibniz'in düşüncelerinden çok farklıydı. Bu bilgiyi verdikten sonra Madame Chatelain'in Newton'cu sistemde neyi eksik bulduğu hakkında daha fazla düşünelim. Şatole'ye göre Newton, gezegen yörüngelerini sabit tutan evrensel bir yerçekimi kuvveti bulunduğunu söylemekle haklı olmasına rağmen ve bir fizik öğrencisinin bugün bile öğrendiği üç hareket yasasını bulmakla doğru bir şey yapmasına rağmen, Newton'cu yaklaşımın doğanın bazı yönlerini şimdi kaba gerçekler olarak adlandıracağımız şekilde kabul etmesinin yanlış olduğunu düşünüyordu. Yani Newton'cılar doğal dünyanın çeşitli özelliklerini daha derin bir açıklama olmadan kabul etmek istiyorlardı. Madame Châtelet'e göre ise bu kaba gerçekleri olduğu gibi kabul etmememiz gerektiğini söyleyen Leibniz ve onun takipçileri haklıydı. Châtelet doğal dünyayı ve dünyada gördüğümüz olguları yeter sebep ilkesinin gerektirdiği gibi daha derin bir şekilde açıklamamız gerektiğini düşünüyordu. Madame Chatelet'in Fiziğin Temelleri kitabının en önemli yönü, yeter sebep ilkesini kullanarak Newton'cu yaklaşımda eksik olan şeyi tamamlamak, yani doğa olaylarını anlamak için derine inmekti. Clark gibi birinin bu derin açıklamayı neden yapamadığını merak edebilirsiniz. Çünkü Leibniz'e yazdığı mektubunda yeter sebep ilkesini desteklediğini söylüyordu. Fakat Madame Châtelet'in bakış açısına göre Leibniz'in de öne sürdüğü gibi Clark'ın yanlış bir yorumu vardı ve sonuç olarak doğal olgular için gerçekten derin bir açıklama yapamıyordu. Clark'ın açıklaması sadece tüm bunların ilahi iradeden kaynaklandığını söylemesiydi. Fakat ilahi irade Leibniz'in bakış açısına göre anlaşılamaz idi ve Madame Châtelet de Leibniz'in yeter sebep ilkesini savunuyordu. Dolayısıyla sadece ilahi iradeye değinmenin yeterli olmadığını düşünüyordu. Doğal olguları daha derin bir şekilde, hatta Tanrı'nın olguları neden bu şekilde yarattığını açıklayacak şekilde anlamamız gerekiyordu. Böyle yaparak Madame Châtelet o dönemde ön plana çıkan Leibnizci görüşle Newtoncu görüş arasında ilginç bir orta yol oluşturdu ve belki de en ilginci daha sonra 18. yüzyılda Kant'la ilişkilendireceğimiz bazı çalışmaların önünü açmış oldu.